zarfında. Bugün burada olmamızın sebebi de birazcık hem bilgileri aktarmak hem tecrübeyi aktarmak bir miktar. Ve çok farklı, belki daha önceden çok tanışmadığınız, çocuklarınıza ilham verebilecek bazı sistemleri sizlerle paylaşmak amacıyla buradayız. Bunlardan birincisi, daha doğrusu ilk önce niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Hani niye pnömatiğe ihtiyacım var? Ya da niye motorsuz bir sisteme ihtiyacım var? Bildiğiniz üzere robotun üzerinde EV3 kullanıyorsanız işte 4 tane motor portunuz var. Bunları 2 tanesini drive motor olarak kullanıyorsunuz. Çok özgün bir tasarımınız yoksa. Geri kalan 2 motoru da fonksiyon motor olarak, yani masadaki çeşitli görevleri yapmak için kullanıyorsunuz. Burada işte bu 2 motorun yetmediği bazı durumlar olabilir. İşte masanın bir noktasına gitti çocuklar robotla, ama işte o ana kadar o 2 motoru bir şekilde kullandılar çeşitli görevleri yapmak için. Ama hani ondan sonra bir görev kaldı orada. Hadi oraya kadar gitmişken bir daha geri gel, bir daha geri git. Oraya gitmek zaman kaybına sebep olabilir. İşte orada acaba her zaman mümkün olmuyor. Böyle bir mekanik sistem tasarlayarak hiç motor kullanmadan, sadece bazı tetikleme araçlarını kullanarak, sağdaki bir görev modeli olabilir bu, bir duvar olabilir. Ya da robotun kendi bir parçasına bir şeyin temas etmesiyle gerçekleşecek olabilir. İşte bunları kullanarak acaba bir hareket yapıp oradaki görevi de yapabilir miyiz mantığıyla kullanabileceğiniz bazı sistemler bunlar. Tabii ki çıkış noktamız bu sistemlerde mümkün olduğu kadar motor kullanmamak. Ama başarabiliyorsak, yani stratejiniz ya da çocukların tasarımı buna izin veriyorsa, tabii ki bunları motorla da tetikleyebilirler. Şimdi ilk önce pneumatik sistemlerle başlayacağım. Pneumatik sistemler hava basıncıyla çalışan Lego komponentleri, bileşenleri. Ve bunun bir seti de var. Pneumatik set. Ancak bu set, şimdi üzüleceksiniz ama artık üretilmiyor. Üretimden kalktı. Ancak bu seti komponentlerini bulmanız mümkün hala. Tek tek parça satanlardan ya da işte bu oyuncak setlerinden bazılarından çıkıyor. Kurallar değişmediyse üzerinde Lego yazan her şeyi kullanabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Bu parçaları temin edebilirsiniz. Bu arada bazı parçalar, hepsi değil ama bazı parçalar BrickQ dediğimiz bu yıl çıkan ilkokul ve ortaokul seti içerisinden de çıkıyor. Pneumatik sistem, ortaokul setinin içerisinden çıkıyor. Düzeltiyorum. Dolayısıyla o bazı komponentlere oradan ulaşabilirsiniz. Tabii ki ticari kısmına baktığınızda Lego'nun orada çok daha fazla pneumatiğe yönelik bazı parçalar olduğunu göreceksiniz. Bunun V1 ve V2 versiyonları var pneumatik setin. Tabii ki V2 eğitim seti içerisinde değil. Belki büyük ihtimalle, yani umuyorum, hatta büyük ihtimalle demeyeyim de umuyorum diyeyim. Çıkarsa da çok mutlu olacağım. Bunun V2 versiyonunu yine eğitim seti olarak çıkartmayı planlıyordur umarım Lego. Gerçekten, çünkü kazanımları çok güzel olan, motor kullanmadan sadece havanın gücünü kullanarak, basınçlı havanın gücünü kullanarak bazı çok güzel fen dersleri, fen müfredatına yönelik etkinlikler yapılabiliyor. Evet, şimdi ben çok fazla uzatmadan ana komponentlerinden bahsedeceğim. Teorik olarak bir tane pompanız var. Sisteme hava basmanıza yarıyor. Pneumatik sistemin içerisinde belli miktarda hava bulundurmamız gerekiyor. Bu sıkıştırılmış havayı kullanacağız daha sonrasında. Hava tankımız var bir tane. Teorik olarak hava bunun içerisinde depolanıyor. Şeyle gidiyorum, bağlantı sırasıyla gidiyorum şu anda. Sistemin içerisinde pompaladığımız hava tankında ve arkasından tüm hortumların içerisinde depolanmış oluyor. Buradaki ilk sorun şu: bu kadarcık hava benim işimi görmeye yeter mi? Ne iş yapacağınıza bağlı olarak yetebilir, yetmeyebilir. Bu durumda birden fazla hava tankını yan yana koyarak, 2 tane, 3 tane, 4 tane istediğiniz miktarda havayı, daha örneğin işte bir göreve çıkmadan önce ya da maça başlamadan önce ya da hazırlık aşamasında çocuklar pneumatik sistemin içerisine yükleyebilirler. Peki ne kadar yüklediklerini nereden bileceğiz? Ne kadar hava bastıklarını nereden bileceğiz? Burada gene Lego'nun manometresi var. Şöyle göstereyim biraz daha yakından. Size bar cinsinden ve PSI cinsinden sistemin içerisindeki basınç durumunu gösteriyor. Örneğin şu anda içerisinde
35 PSI yaklaşık 2,5 bar hava bastım ben şu anda içerisine. Ve sistemin içerisi havayla yüklenmiş durumda. Hemen arkasından sistem bu şekilde devam ediyor. Pompadan geldi hava, tankta ve hortumlarda depolandı. Ve tam burada bir T parçamız var. T şeklinde. Çünkü bu T'nin bir ucu manometreye gidecek ki sistemdeki havayı ölçebilsin. Manometre kör, yani çıkışı yok artık. Sadece ona bir giriş var. Çünkü tek taraf olarak sistemdeki havayı görüyor. Ama diğeri önemli. İşte o bizim hareket aksamlarımıza havayı taşıyacak olan hortum. Şimdi o hortum switch dediğimiz bir mekanizmaya giriyor ki şöyle göstereceğim. Üzerinde Lego matematiğine uygun olarak yapılmış. Yani istediğiniz şekilde teknik parçalarla uyumlu delikler var üzerinde. Ve yukarıda gördüğünüz siyah bir anahtar var. Bir aks bu aksın üzerine de bir aks uzatıcı takarak bu aksı istediğiniz kadar, istediğiniz boyutta uzatmanız mümkün. Yani motor örneğin dönüp buna vurmasını istiyorsanız şöyle, bunu daha uzun yapıp motor dönerken bu switch'i sağa veya sola çevirmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ortadayken nötr pozisyonda, yani her iki kanala da hava gitmiyor. Hangi iki kanal peki bunlar? Hemen diğer taraftaki girişini göstereceğim size. Üç tane ana giriş var bu switch'in üzerinde. Gri olanı hatırlayalım. Benim hava bastığım, hava tankında depolanan, bir ucu manometreye bağlı olan sistemi temsil ediyor ve switch'e asıl havayı bu sağlıyor. Diğer renkli olanlar, iki tane hortum ise siyah ve mavi ile kodlanmış olanlar. Bunlar sizin pnömatik silindirinizin, en sonunda bir silindirimiz var. Üst ve alt taraflarına hava girişleri yapılmasını sağlıyor. Örneğin bu switch'i mavi tarafına getirirsem üst taraftan hava verecek ve ne yapacak? Pnömatik silindiri aşağı itecek. Ama bunu siyah tarafa getirirsem örneğin ne yapacak? Pnömatik silindire alttan hava vererek bunun uzamasını sağlayacak. Kaç birim uzuyor? Yaklaşık 5 Lego birimi kadar bir uzama sağlıyorsunuz. Lineer olarak, yani uzamsal olarak. Şimdi buradaki püf noktası şu. Ben bununla ne yapabilirim noktası önemli. Şimdi elimde şu an sisteme bağlı olan pnömatiği görüyorsunuz. Şu an sistemdeki hava basıncım düştü biraz açıp kapattığım için. Tekrardan hava yükleyeceğim içerisine. İsterseniz bunu çoklayabilirsiniz. Örneğin birden fazla pompa yapıp aynı anda ikisine basıp bir defada daha fazla hava yüklenmesini sağlayabilirsiniz sisteminize. Şu anda 25 PSI. Amacım bunu hareket ettirmek. Reverse yaptım, aşağı indi. Diğer tarafı ittirdim, yukarıya çıktı. Aşağı indirdim. Bunu belli bir miktar yapabiliyorum. Şu an işte 25 PSI'da gittikçe yavaşlıyor ama hala hareket var gördüğünüz gibi. Ama gittikçe artık hareket yavaşlamaya başladı. Sebep ne? Çünkü içerisindeki her switch'i açıp kapadığınızda pardon. Evet. Switch'i her açıp kapattığınızda içerisindeki havanın bir kısmını kaybediyorsunuz. Dolayısıyla hava gittikçe eksiliyor ve ilk başta çok hızlı gerçekleşen uzama hareketi, uzama ve kısalma hareketi zaman geçtikçe gittikçe yavaşlamaya başlıyor. Şimdi burada birinci dikkat etmeniz gereken şey şu. Ben bununla ne yapacağım? Ve yaparken de ne kadar bir hıza ihtiyacım var? Yani bu sistem çok hızlı açılan bir sistem mi olmalı? Yoksa yavaş yavaş açılan bir sistem mi olmalı? Eğer hızlı açılan bir sistem düşünüyorsanız tabii ki içerisindeki basıncı yüksek tutmalısınız. Eğer yavaş açılan bir sistem istiyorsanız bu durumda içerisindeki hava miktarını, basınç miktarını daha az bir seviyeye getirmelisiniz. Unutmayın, çocuklar bunu her zaman bu ekrandan takip edebilirler. Yani görevi yaparken optimum örneğin diyecek ki çocuk deneye yanıla bulacak bunu. 20 PSI varsa süper çalışıyor benim sistemim. Tam istediğim hızı yakaladım. Ama işte 10 PSI'ya düştüğünde olmuyor. Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Teorik olarak motor kullanmıyoruz bu işin içerisinde. Robot bir noktada bu görevi yapmak için bir görev modeline yaslandı ya da duvara yaslandı ve o sırada nasıl motorsuz hareket edecek bu sistem? Buradaki switch duvara ya da görev modeline takılarak ters pozisyona geçecek.
ters pozisyonu ya da nötrden bu pozisyona geçecek. Ya da böyle koyduysanız switch'i bu durumda bu pozisyona geçecek. Yani yukarı veya aşağı ya da ileri veya geri oynayacak bir şekilde. İşte bu oynadığı anda hareket gerçekleşecek. Yani örnek veriyorum. Görev modelim şu olsun. Ve robot geldi. Şuradaki switch'i buna taktı ve bunun açılmasını sağladı switch'in. Switch açıldığı anda ne oluyor? Hava serbest kalıyor ve sizin sisteminizde bir harekete sebep oluyor. Uzama ya da kısalma. Bunu nasıl ayarlayacaksınız? Bunların yerlerini değiştirdiğiniz anda tam terse çevirirsiniz sistemi. Yani maviyi yukarıya, siyahı aşağı takarsanız aşağı kapanır. Tam tersini yaparsanız da yukarıya doğru açılır. Tamamen sizin kontrolünüzde olan bir sistem olacak bu. İşte bu anda bu hareketle bir görevi yapmak mümkün. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane örnek izleteceğim size. Daha net bir şekilde aklınıza oturması için. Hemen ekranımı paylaştım sizlerle. Öncelikle bir yerleşimine bakalım. Bir fotoğraf göstereceğim. Nasıl yapmışlar? Evet, pompa duruyor. Bir hava tankı var. Pnömatik silindir şurada. Orada aşağı doğru bir uzama olacak belli ki. Aynı zamanda manometreyi de buraya yerleştirmişler. Pompaladıkları sürece içerisindeki havayı saklı tutacak. Ne zamana kadar? İşte pneumatik switch açılıp sistemdeki havayı serbest bırakana kadar. Bunu da belli bir adet boyunca yapabiliyor işte. İçine bastığınız hava miktarına göre. Ancak unutmayın, örneğin görev modeliniz şöyle. Pneumatik switch şu geliyor. Robot ilerlerken takıldı buraya ve açıldı pneumatik switch ve hareket gerçekleşiyor. İşte bu arada robotun ne yapması lazım? Artık kıpırdamaması gerekiyor. Yani daha fazla üstünden geçip gitmemesi gerekiyor. Yani açtı, hareketin gerçekleşip görevin yapılmasını bekleyecek. Yani demek ki programda burada bir şu kadar saniye, örneğin bir saniye bekle gibi bir komut koymanız gerekiyor orada programda. Çocukların bunu yapması gerekiyor. Şimdi biraz daha farklı birkaç örnek göstereyim. Yerleşimle ilgili. Ha, bir kontrol mekanizması. Evet, şunda da yerleşim vardı sanırım. Ona da bir bakalım. Evet, burada aynı sistemi biraz daha yukarıdan görüyoruz. Gene pneumatic switch pompa burada. Sisteme hava basılıyor ve pneumatic switch aşağı doğru hareket ediyor. Tam hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam bu şey göreviydi. Şu an gerçekten çıkaramadım ama evet hatırladım. Bu sezonu hatırlamıyorum ama tepsi gibi bir görev vardı. Onun üzerine işte hayvanlarla ilgili olan sezon Animal Allies'daydı galiba. Oraya bir şeyler bırakması gerekiyordu masaya. İşte pneumatic switch orada tetiklendiği anda hop bir kapı açılıyor. Rampadaki yani şunu açıyor. Rampadaki her şey boşalıyordu masanın üstüne. Örneğin çok basit bir uygulamaydı bu. Şimdi devam edelim. Birkaç örnekle de. Şimdi Okan hakemimiz de burada. İzin veriliyor mu verilmiyor mu bunu sormanız gerekiyor. Şimdiki robotun örneğin bu robot düz gidemiyor. Örnek veriyorum. Düz gidemeyen bir robot duvarı takip etmek isteyebilir. Ama bunu mekanik olarak yapmak isteyebilir. Yani duvarı tutarak gitmek isteyebilir. Bazen izin veriliyor, bazen verilmiyor. Tam bilmiyorum. Bunu her zaman sormanız gerekiyor. Şimdi bir pneumatik sistem şu an maç başlarken hatırlıyorsunuz kurallar gereği robotun bütün aksamının nerede olması lazım? Üstün içerisinde olması lazım. Dolayısıyla çocuklar maçın başında eğer izin veriliyorsa dahi ne yapamazlar? Robotun duvarı tutmasını sağlayamazlar. Yani o şekilde koyamazlar. O zaman robotun bir parçası üst alanın dışında demektir yani başlayamazsınız. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? İlk başta kapalı ama sonradan açılan ve duvarı tutan bir sistem yapmak gerekebilir. Örneğin bu videoda iki tane kol var. Birisi robotun arka tarafında, bir tanesi ön tarafında duruyor. Amaç şu, şurada iki tane lastik var görüyorsunuz. Mavi renkte, burada ise kırmızı renkte lastikler var. Bu lastikler ne yapmak istiyor? Bunu üzerinde biriktirdikleri enerjiyle bu kolları bu tarafa doğru kapatmak istiyor. Yani aslında yapmak istediğimiz şeyi yapmasını sağlamaya çalışıyor. Ama onlar öyle bir pozisyona yatırılmışlar ki lastiklerin gücü şu anda bunu yapmaya yetmiyor. Ama o kollar biraz havaya kalkarlarsa lastikler çalışmaya başlayacak. Peki onları ne havaya kaldıracak? İşte onu sağlayacak olan şey pneumatik. Bakalım nasıl çalışıyorlar. Hava. Evet, gördüğünüz gibi pneumatik silindirler
Hem önde hem arkada iki tane pnömatik silindir var. Peki bunlar ayrı ayrı sistemler mi? Hayır. Tamamen ne yapılmış sistemler? Şu switch'ten sonra gene şu T'leri kullanarak, T şeklindeki parçaları kullanarak çoklanmış sistemler. Yani 5 tane pnömatik silindiri tek bir switch ile kontrol edebilirsiniz. Hatta bunları ters bağlayarak bazılarının aşağı düşmesini, kısalmasını, bazılarının yukarıya çıkmasını sağlayabilirsiniz aynı anda. Devam ettirelim videoyu. Aslında istediğimiz şey tam da bu. Bakın lastikler üzerindeki enerjiyi ne yaptılar? Hareket enerjisine dönüştürdüler. Üzerlerinde topladıkları enerjiyi saldılar. Ancak bunu sağlayan şey ne oldu? Pnömatik sistemin onları belli bir yüksekliğe çıkartmasından sonra ancak oldu bu. Çünkü tam olarak yattıklarında bunlar hareket edemiyorlar. Lastiklerin gücü yetmiyor buna. Ama ne zaman ki pnömatik silindir onu birazcık yukarıya kaldırsın, hop sistem kapandı. Ama dediğim gibi bu duvarı tutma sistemi yıldan yıla değişiyor olabilir. Bunu mutlaka böyle bir şey uygulamadan önce hakemlere sormakta ya da oyun manuelini, oyun kılavuzunu okumakta fayda var. Şimdi normalde biliyorsunuz hiçbir Lego parçasının uzunluğunu, kısalığını vesairesini, şeklini, şemalini değiştiremezsiniz. Niye? Fabrika çıkış haliyle kullanılmak zorunda. Bunun istisnalarından bir tanesi pnömatik hortumlar. Bu hortumları istediğiniz boyda kesebilirsiniz. Ama zaten pnömatik hortumlar yeterli dirence sahipler. Uçlarından çok zaman geçtikten sonra bazı küçük yırtılmalar olabiliyor. Yani bunlar şimdi elimdeki set benim 3 yıldır bir okulda kullanılan bir set. Şu an bir tanesinde sadece bir tane çatlak gördüm. Hemen makasla ucunu kestim düzelmesini. Son derece esnek. İstediğiniz şekilde robotunuzun üzerinde konumlandırabileceğiniz malzemeler. Şimdi bir süre sonra yalnız bu kadar kablonun, hava hortumunun yönetilmesiyle ilgili bir sorun çıkmaya başladı. Örneğin şu an ekranda duran görsele bakalım. Pnömatik hortumları yönetmek için, yani böyle karmaşaya sebep olmamaları için, çünkü hareketli bir sürü aksam var. Bu aksama takılıp o hareketin gerçekleşmesini engelleyebilirler. Bunun hani nasıl robotumuzun üzerine cable management, yani kablo yönetimi yapıyoruz, tekerleklere oraya buraya değmesin diye. Bunlar için de bir düzen geliştirmek zorundayız. Direkt hortumlar herhangi bir teknik Lego deliğinin içerisinden geçebiliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunlar için tasarlanmamış bu parça ama burada öyle kullanmışlar. Böyle yönlendiriciler kullanabilirsiniz. Çok farklı yönetim sistemleri var bu hortumları yönetmek için. Unutmayın, istediğiniz kadar üst üste ekleyebiliyorsunuz. Hiç problem değil. İstediğiniz kadar hava tankı kullanabiliyorsunuz. Hiç problem değil. Çünkü bunlar motor değiller. Sadece içlerinde ne yapıyorlar? Sizin çocuklarınızın içerisine yükledikleri, bastıkları havayı depoluyorlar ve bu havayı sizin istediğiniz ya da çocuklarınızın istediği zamanlarda belli şartların gerçekleşmesi halinde serbest bırakıyorlar. Şimdi bu robot duvarı tutuyor, gidiyor. Sebebi aslında duvara hep sürtünerek gitmesi gerekmiş. O yüzden bu şekilde yapılmış. Şöyle baştan bir daha bir sistemin nasıl çalıştığına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şunlar uzadılar. Uzadıkları anda, evet, şu anda geriye gittiler gördüğünüz gibi. Nasıl yapılıyor bu? Çocuk pnömatik switch'i açıp kapattıkça onları yukarı aşağı oynatabiliyor. Dediğim gibi bunları çoklayabilirsiniz. Şimdi bu peki görev yaparken de bir pnömatik sistem kullanıyor. Bir de ona bakalım bu robot. Into orbit sezonu. Hatırlarsanız bu uzaya gönderme görevi miydi? Tam adını tam hatırlamıyorum şu anda. Bir ağırlıkla vurmak ve mekiği fırlatmak ve en üst seviyede görev modelinin en üst seviyesinde kalmasını sağlamak gerekiyordu. İşte burada şurada bir Lego ağırlıkları var. Ağır Lego parçaları. İçerisinde demir olan ve eğitim setlerinin içerisinden çıkan Lego parçaları. Bir kanal yapılmış bunlar için. Yani bırakıldığında o kanaldan aşağı düşecekler. Peki onu ne tutuyor orada? İşte pnömatik sistemle yapılmış bir kanca var. Yani kıskaç var. O kıskaç onları orada tutuyor. Yani orada kalmasını sağlıyor. Ama robot görev modeline çarptığında pnömatik switch arkaya gidiyor ve bu kol açılıyor ve bütün ağırlığı serbest bırakıyor ve ağırlık düşüyor yer çekimiyle. Ağırlık düştükten sonra da zaten amaç oraya vurmak. Yani robot kendisi bir motor kullanarak vurmuyor oraya. Tamamen yaptığı şey hiç motor kullanmadan yapılan bir görev bu.
Nitekim hatırlarsanız burada bir astronot alma görevi vardı. Uzay yürüyüşüne çıkmış olan bir astronotumuz vardı. Bu astronotu alırken de hiç motor kullanmıyor. Nasıl yapıyor? Şurada bir pnömatik görüyorsunuz gene. Bir kancaya bağlı. O kısaldığında kanca hop yukarıya kalkıyor ve adını hatırlayamadım şimdi astronotun ama onun üzerindeki halkadan onu yakalayıp kaldırıyor. Daha henüz pnömatik sisteme takılmadığı bir zamanda yapılmış bu video sanırım. Hava tanklarını görüyorsunuz. Şimdi robot başka bazı görevler yapıyor. Bunlarda pnömatik yok. Ancak şurada bir lastik vardı gördünüz. Bu konuya pnömatik bitince geleceğiz. Şimdi bakın olacak olanlara dikkat edin. Yaslandığı anda, ileri gittiği anda bir şeyler olacak. Evet, ileriye gitti bakın. Ağırlık düştü. Pnömatik silindir serbest bıraktı. Ağırlığı aşağı düştü buraya. Roketimiz yukarıya fırladı ve aynı anda, dikkatinizi çekeyim, burada da aynı switch'le hop astronot alındı. Şimdi demek ki hiç motorsuz iki görev yaptılar. Gayet başarılı. Sadece yaptıkları şey şu bakın. Pnömatik switch şurada. Şuradaki yeşil plakalara çarptığı anda arkaya itiliyor. Arkaya itildiği anda sisteme hava giriyor. Bir şeyi uzatıyor ya da bir şeyi kısaltıyor. Tamamen size kalmış. Neyi uzatmasını mı istiyorsunuz, kısaltmasını mı istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsanız. Bu tamamen size kalmış ve arkasından iki tane görev gerçekleşiyor. Evet, chatten bir soru var sanırım. Hemen oraya bakıyorum. Gerhard, evet süper. Astronotluk Gerhard'tı. Evet, devamına da bakalım videonun. Sanırım başka pnömatik bir şey kullanmıyorlardı videoda. Evet, burada pnömatikle ilgili başka bir şey yok. Ama bakın önemli olan nokta şurasıydı. Şuradaki kısım. Zaten hortumların, hava hortumlarının geldiği yeri görüyorsunuz. Takip ederseniz zaten switch'in yerini hemen bulursunuz. Switch bu görev modeline çarptığı anda ne yapıyor? Nötr pozisyondayken görev modeli bu. Buna çarptı, arkaya gitti, hava serbest kaldı ve aynı anda iki iş birden gerçekleşti. Evet, şimdi bir başka videoya bakalım. Zeki Hocam, bir daha izleyebilir miyiz? Bir hocamızdan öyle bir talep gelmiş de. Tabii ki, hemen açalım. Şöyle büyüteyim. Şu anda mekanik sistemleri çalışıyor. Yani iki tane motoru var. O motordan bir tanesini kullanıyor. Ama bakın burada gene lastikli bir hikaye var. Onu sonra geleceğim. Olay tam bu sağa doğru açılmış olan kol kapandıktan sonra robot biraz ileri gittiğinde gerçekleşecek. Şimdi hop açıldı. Şurada kol. Ağırlık düştü. Ve aynı anda burada bazı olaylar gerçekleşti. O anı bir daha o anı bir daha yaşayalım. Evet, şu an gördüğünüz ağırlık düştü. Bakın şu iki tane V şeklindeki kol aslında bir pnömatik silindire bağlı. Yani şu şekilde duruyorlar. Sıkıyor. Pnömatik silindir kısaldığında bunu açıyor ve serbest bırakıyor. Diğer tarafta ise pnömatik silindir kısaldığında şurada böyle garip bir şekil var. J'ye benzer bir şey yapmışlar. Bu sistem hareket ediyor ve astronotu halkasına, Gerhard'ın halkasına geçirip kendisini uzaydan kurtarıyor. Evet. Şimdi teşekkür ederim hocam. Bir başka görev modeline bakalım. Gene aynı yıldan yanılmıyorsam tam emin değilim bundan. Burada başka bir şey yapıyor arkadaş. Sanırım aynı yıl. Evet. Mesela burada tekerleğin bırakılması. Tekerleğin bir motor bırakmıyor. Bakın bu görev modelinde de motor kullanılmıyor hiç. Hem de hiçbir yerinde kullanılmıyor. Bakın yaptığı görevleri söyleyeyim size. Şu görevi yaptı. Buraya bunu koydu. Ve buradan çıktıyı aldı. Bunların hiçbirisi motor kullanılmadan yapıldı. Yani motor kullanılmalı derken şunu kastediyorum. Elbette robot oraya motorlarını kullanarak gidiyor. Ama fonksiyon motoru dediğimiz bir şeyleri alma, işte başka bir şeyler için herhangi bir şey kullanmıyor. Tekrardan bakalım. Buradaki kilit nokta şu. Şurada gördüğünüz gri kısım görev modeline çarpıyor. Çarptığında buradaki mekanizmayı çekmece gibi düşünün geriye ittiriyor. Bu geriye itildiğinde buraya koyması gereken 3D printer göreviydi galiba tam hatırlamıyorum ama şu malzeme bunun içerisine düşüyor yer çekimiyle. Şimdi bu geriye itildiğinde bakın burada siyah bir kol var. Pneumatic switch burada. Bu siyah kol da geriye gidiyor çekmeceyle beraber ve pneumatic switch'in yönünü terse çeviriyor.
terse çevirdiği anda da yukarıdaki rampada duran bizim tekerleğimiz kapısı açılıyor ya da pardon yukarıya doğru kalkıyor, açısı değişiyor ve şey aşağı düşüyor, tekerlek aşağı düşüyor. Tekrar bakalım. Evet. Yani son derece basit, içerisinde hiçbir motor olmayan bir görev yapış şekli. Bakın, aynı zamanda yukarıdan aşağı bir tane pnömatik silindir var. Şu indi, gördünüz mü? Neden indi? Çünkü düşen parçanın alınıp üste götürülmesi gerekiyor. Robot geri geri çıkacak buradan. Eğer bunu önüne kapatmazsa o parça düştüğü yerde kalacak. Ama onu oradan alabilmesi için yine pnömatik sistem aynı anda hem yukarıdaki rampayı çalıştırırken bir yandan da onun önünün kapatılmasını sağlıyor. Yani aslında pnömatik sistem iki farklı iş yapıyor. Bir daha izleyelim. Bakın şu anda bu silindir kapalı. Aşağı kadar uzayacak ve şu gördüğünüz kısmı şunun önüne kapatarak içine düşen parçanın orada hapis kalmasını sağlayacak. Bakalım. Evet, gördünüz orada hapis kaldı. Aynı zamanda dediğim gibi tekerleğin serbest kalabilmesini sağladı. Tekerlek hani karşıya geçti geçmedi bilmiyorum. Yani şu an geçmemiş görünüyor. Belki görev değil. Bilmiyorum onu. Ama dediğim gibi pnömatik sistem aynı anda iki ayrı görevin yapılmasını sağladı burada. Şimdi hep şeyden konuşuyoruz. Hani motorsuz bir şeyler yapalım. Özellikle arkadaşlar böyle yer çekimiyle bir şeyi bir yere bırakabileceksek bunlar için motor kullanmak gerçekten çok gereksiz. Ama öyle bir şey tasarlamalısınız ki, örnek veriyorum, ben masamdaki malzemelere bakıyorum. Şu parçayı bir yere götürmem gerekiyor. Burada da bir kapı var. Şöyle. Dolayısıyla bu düşemiyor, edemiyor vesaire. Gitti, şurada da pnömatik bir şey, anahtar olsun. Takıldığı anda hop bunu havaya kaldırdı. Eğer bu da biraz eğimliyse zaten, şöyle duruyorsa örneğin, bu havaya kalktığı anda hop bir yere bırakacaktır bunu. Ha, şu anki sistemde 3D printer'a bırakılan malzeme için pnömatik dahi kullanılmıyor. Sadece bir çekmece sistemi var. Şu şekilde hareket eden. Üzerindeki malzeme var. Bu geriye itildiğinde artık alttakinin boş kısmına geliyor ve buradan aşağı düşüyor zaten. Bunu ileriye doğru da kurgulayabilirsiniz. Geriye doğru da kurgulayabilirsiniz. Hani diyoruz ya motorsuz sistemler. Motorsuz sistemler gerçekten çok keyifli sistemlerdir. Sadece çok test edilmeleri gerekir. Pnömatik de aynı şekilde. Hem basıncı ayarlamak için hem hareketler doğru oluyor mu olmuyor mu, işte başarı yüzdesine. Mesela illa bir şey uzatıp bir şeyi kaldırmak falan gerekmiyor. Örneğin karabina sistemleri var. Hani kilit sistemleri. Genellikle o Gerhard'ın hani üstündeki halka var ya, o tarzda böyle görev modellerinin üstlerinde genelde böyle oradan tutulmasını sağlayan böyle esnek hortumlar kullanılır. İşte örneğin siz bir karabina yaparsınız. Karabina dağcı kilidinden bahsediyorum. Hani girer ve çıkmaz. Yani bu şekilde üzerine kapatır pnömatik sistem onu. Arkasından geriye çalıştığında pnömatik sistem kısalacaktır. Ne yapacak? Halkadan bütün modeli alıp alınması gerekiyorsa eğer yerinden alabilir. Evet. Başka neler var? Onlara bakalım. Pnömatikle ilgili hazırladığım birkaç şey vardı. Evet. Sadece hani tahmin ediyorum ki projelerde de prototiplemeler falan vesaire bir şeyler yaparken Lego kullanabiliyorsunuz. Yani kullanabilirsiniz daha doğrusu eğer imkan varsa. İşte mesela burada bir projedeki bir kolda yakalayıcı olarak işte az öncekine benzer bir şekilde pnömatik kullanılmış. Hani şu an çok görünmüyor. İçeriye gömülü çünkü silindir. İşte silindir açıldığında kol da açılıyor. Silindir kapandığında kol da kapanıyor. Yani yakalayıcı da kapanıyor. Bu şekilde yakalayıcılar yapmak mümkün. Projede vesairede kullanmak isteyebilirsiniz belki. Evet, şimdi illa biz mi hava basacağız buna noktasına gelelim. Evet, bazen özellikle az önceki o robotta olduğu gibi çok fazla pnömatik silindir varsa, yanılmıyorsam o robotun üzerinde 4 tane hava tankı vardı diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama. O hava tanklarına hava basmak bazen zor olabiliyor. Tabii bunu FLL için robot maçı kısmı için söylemiyorum. Ama bir projede örneğin hava sistemini kullanacaksanız her seferinde ona hava basmak yorucu olabilir. İşte o zaman kendiniz bir kompresör yapabilirsiniz. Kompresör neydi? Sisteme sürekli hava yükleyen bir mekanizma diyebiliriz. Bunun için kullanabileceğiniz bazı parçalar var ki bir tanesi tabii ki normal hava pompamız.
Bunu öyle bir şekilde motorla kombine edebiliriz ki motor bunu sürekli bu şekilde basabilir. Ve bastıkça kendi kendine hava sisteme yüklenir. Ancak buradaki yaydan dolayı bu yavaş bir sistem olacaktır. Çünkü yay gerçekten ciddi bir direnç uyguluyor. Bu direnci ittirmek için motorun kuvveti yetmeyebilir. Dolayısıyla bazı redüksiyonlar, yani kuvvet kazanımına yönelik dişli sistemleri yapmanız gerekebilir. Ancak bunun bir de küçük versiyonu var. Hemen buldum onu. Şöyle. Bakın, bu bir pnömatik silindir değil. Tek giriş var. Tek girişin anlamı, bu böyle yaptıkça, yukarı aşağı çalıştıkça ne yapacak? Sürekli buradan hava pompalayacaktır. Bunları kullanarak bir kompresör yapmak mümkün. YouTube'a yazarsanız Lego pneumatik kompresör, air kompresör diye, hani onlarca özel tasarım var. Gerçekten hepsi birbirinden başarılı. Bir de ben bu kadar büyük bir harekete ihtiyaç duymuyorum. Yani 5 Lego birimi bana çok, daha ufak bir şey lazım. Setinizde, yani bu setin içerisinden bir de küçük silindir çıkıyor. Daha yanılmıyorsam 3,5-4 Lego birimi kadar bir hareket sağlıyor. İkisi farklı parçalar. Bayağı da ufaklar. Nereye koyduğumu bulamadım bile. İkisi aynı gibi görünüyor ama farklı. Bir tanesi az önce gördüğümüz gibi iki çıkışlı hareket üretiyor. Bu ise sisteme hava basmaya yarıyor. Şimdi bunların kullanıldığı bir tasarım var. Biraz ona bakalım. Bu robot kolda sisteme hava vermek için burada iki tane, bir yukarıda bir aşağıda, large motorun sisteme hareket verdiği bir kompresör var. Kompresör aslında ne için hava üretiyor? Az önce size göstermiştim. Bir yakalayıcı vardı. Bu yakalayıcının kapanıp açılmasını sağlayacak şekilde bir hava üretmesi gerekiyor. Ve bunu aslında bir yandan da mekanik bir vasıtayla biz EV3 ile kontrolde ediyoruz. Şimdi birazdan onu, o kısmı da anlatmaya çalışacağım. Her iki pompadan gelen hortumları mavi görüyorsunuz. Burada T şeklinde bir parça ile birleştiriliyor ve her ikisi tek bir hortuma hava vermeye başlıyor. Bu nereye gidiyor? Hava tankımıza gidiyor. Oradan manometreye gidiyor. Oradan da şuradaki switch'e gidiyor. Zaten hortumları takip ederseniz switch'in yerini kolaylıkla bulabilirsiniz. Ancak switch'e gitmeden önce, pardon, switch'ten çıktıktan sonra ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi gerçekten işi yapacak olan pnömatik silindire gidiyor. Bir diğeri ise şu an içine gömülü vaziyette ama bir kısmı bazen görülebiliyor videoda. Orada durdurmaya çalışacağım. Bu silindirin aynı şekliyle çalışan bir başka silindir var içeride. O silindir eğer uzarsa, ki uzadığında kol açılıyor, uzadığında EV3'ün touch sensörüne basıyor. Ve EV3 anlıyor ki, onun üzerine çalışan program, eğer touch sensörüne basılırsa pompalamayı durdur. O zaman motor pompalamayı durduruyor. Ne zaman ki bir başka motor buradaki switch'i kapattı, yakaladı. Yakaladığı anda ne oluyor? Kısalıyor pnömatik silindir burada. Aynı şekilde içerideki silindir de touch sensörden basıyordu ya, o da kısalıyor ve touch sensörden ayrılıyor. Bu durumda motor tekrardan çalışmaya başlıyor ve hava üretmeye tekrardan başlıyor. Yani şu an çalışması şu şekilde. Gördüğünüz gibi az önce gösterdiğim şeyler, pnömatik pompalar. Her iki tarafta. Şimdi burada hızlı çalışması gerekiyor pompaların. Dolayısıyla ve bunda küçük pompalarda yay da olmadığı için direnç uygulayacak. Dolayısıyla motoru standart çıkışını yavaşlatmak yerine hızlandırıyoruz. Büyük dişliden küçük dişliye geçiyoruz ve çok hızlı hareket etmesini sağlıyoruz. Ki yani motor %100 güçle çalışmıyor. Evet, şimdi olan şey aslında bir yandan da bu kol yukarıya doğru hareket ediyor. Açıdan dolayı göremiyorsunuz belki. Bakın, şurada az önce bir şey gerçekleşti. Şuraya bakıyoruz. Evet, hop, motor switch'i ters yöne çevirdi ve kolu açtı. Kol açıldığı anda ne oldu? Kompresör durdu. Kapanınca tekrardan biraz şöyle geleyim. Şurada göreceğiz. Kompresör switch açıldı. Kol açıldı. El açıldı daha doğrusu. İleriye doğru gitti. Şu an kapattı. Kapatınca tekrardan başladı kompresör hava basmaya. Yani tamamen pnömatik sistem EV3'ün taş sensörüne basıp çekiyor ve bununla ne yapıyoruz? Buradaki large motoru kontrol ediyoruz. Yani ne zaman hava basması gerektiğini böylece mekanik bir şekilde programlamış oluyoruz aslında. Yani özel bir
program yok pneumatik sistemi kontrolünde. Ama ne var? Bizim yaptığımız bir mekanik tasarım, işte bazı sensörleri tetikleyerek belli zamanlarda onların farklı şekillerde çalışmasına sebep olabiliyor. Ki burada da yaptığımız tamamen buydu. Evet, pneumatik bu şekilde yaptığımız şey özetle içerisindeki sistemin içerisindeki havayı belli şartlar gerçekleştiğinde serbest bırakarak bazı hareketler elde etmek. Bu hareketler size yetersiz gibi görünebilir ama az önceki robotu gördünüz. Yani aynı anda 3 görevi yaptı. Şu kadar işte 5 Lego birim uzayan parçalarla yaptım. Bana yetmiyor. Daha fazla uzaması lazım istiyorum. O zaman ikisini eşleyiniz efendim şöyle. Sistemdeki havayı boşaltalım. İkisini ucuca ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. Şuradan ve şuradan. Hatta mavi konnektörlerle her iki taraftan bir şey yapabilirsiniz. Evet, dönüyorlar şu şekilde. Çünkü en az iki noktadan sabitlemediğiniz için bunlar şu şekilde dönecektir. Ama şunu yapabilirsiniz. Pneumatik hortumları örneğin bir Lego parçasının içerisinden geçirdiğinizde bunu oraya sabitlemiş olursunuz. Aynı şekilde bunun hortumlarını da bir Lego parçasının içinden geçirirseniz, örneğin robot şasisini, onu da sabitlemiş olursunuz. Ya da bir tarafı sabitlersiniz sadece ve daha uzun açılmalar elde edebilirsiniz. Oyuncak versiyonlarında bunları coupling eden, yani birbirine bağlayan özel bir aparat var. Şu ana kadar benim de sahip olamadım. Bayağı uğraştım ama Türkiye'de hiç kimse de yok maalesef. Yurt dışından getirmek gerekiyor o parçayı. Ama gerçekten dehşet bir şey. Pneumatik silindiri bir anda boyunu, yani 5 birim uzarken 10 birim uzar hale getiriyorsunuz, örnek veriyorum. Bir de ticari ürünlerde farklı boyları var bu pneumatik silindirlerin. Daha uzun ve daha uzun uzayanları var. Bu standart zaten olan silindir. Ama bunun daha büyük olanları ve daha uzun uzayanları da var. V2 versiyonunda dediğimiz pneumatik parçalar. Bu arada gerçekten çok verimliler. Denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle internette bakarsanız YouTube'da çok harika şeyleri var. Eğitim içerikleri var. Bunları da izlemenizi tavsiye ederim. Yani bunu sadece FLL olarak düşünmeyin. Çok güzel fen kazanımları var. İşte makaslı merdiven yapılabiliyor, robot el yapılabiliyor vesaire vesaire. Setin kendi içerisinden de bir sürü müfredat çıkıyordu ama maalesef dediğim gibi şu an artık üretimden kalkmış durumda bu set. Ama dediğim gibi yine bu içeriğe ulaşmanız mümkün. İnternette bulunuyor bu içerik. Şimdi biraz ekstrem olacak. Son bir video izleteceğim size. Bunu YouTube'dan yapacağım. Benim ilk FLL mentoru olduğum yıl efsaneydi bu çocuklar. Sanırım biz bu arkadaşlarla Avustralya'da karşılaştık. Sohbet etme imkanım oldu. Şimdi her senenin kuralı farklı. Okey, bunu biliyoruz. Şimdi bu çocuklar o senenin kuralları gereği maksimum puan 400 puan. Yani 401 puan yok masada. Şimdi 2,5 dakika vaktimiz var değil mi? Arkadaşlar 42.7 saniyede tam puan yapıyorlar. Ve pneumatik çok büyük iş görüyor. Şimdi izleyelim. Özellikle en başta hani çözmek için bayağı uğraşmak gerekiyor. Ne olduğunu. Görebildiniz mi bilmiyorum olanları. Tekrardan gösterdim. Evet, az önce gördüğünüz şeyler yani pneumatiğin böyle artık yani nirvanasını yapmış arkadaşlar gerçekten. Burada bir pneumatik işte. Bunlar oyuncak setinden çıkanlar bu arada. Mavi tanklar. Sarılar yine pneumatik silindirler. Oyuncak setinden çıkanlar. Hiçbir farkları yok. Sadece renkleri farklı eğitim setiyle. Ama ve çok eski bir video olduğu için versiyon 2 değiller. Yani tamamen standart malzeme. Üstte bir materyal var. Robota bastıkları anda bir şeyi serbest bırakıyor, daha doğrusu bir switch'i açıyor ve bütün her şey orada olmaya başlıyor tamamen hava gücüyle. Tekrardan bunu kaldıracağız. Sanırım videonun sonunda bunun bir slow motion'u vardı. İnanın slow motion'da bile anlaşılmıyor ne oldu. Düzeltiyorum. Biz bu çocuklarla nerede karşılaştık biliyor musunuz? İstanbul'da karşılaştık. Çünkü o yıl İstanbul'daydı FLL turnuvası.
Avrupa Şampiyonası. Evet, bitti. Bütün maç bu kadar. Şimdi yakın çekimlere bakacağız. Kol nasıl çalışıyor? Slow motion'da bile anlaşılması zor gerçekten. Yani şimdi bu kol pneumatikle, lastiklerle tabii desteklenmiş bir şekilde bir arabayı ittiriyor. Arabanın içerisinde ayrı bir pneumatik sistem var. Duvara çarpınca switch tekrardan aktif hale geliyor. Ve bu sefer başka şeyler olmaya başlıyor orada. Ve yine geriye gelmesi de yine pneumatik gücüyle. İşte makaslı bir sistem yapmışlar. Üste bütün malzemelerini getirdim. Şimdi buradaki sistem, birazdan göreceğimiz sisteme bakalım. Az sonraki konuya gelecek büyük ihtimalle. Slow motion'u var mı? Evet, buradaki olanlara bakmanızı istiyorum. Şimdi bu nasıl aldığını görebiliyor musunuz? Ben hala lastikle yaptıklarına eminim. Ama yani lastiğin depolanmış enerjisiyle yapıyorlar. Ama gerçekten tam olarak çözebilmiş değilim nasıl yaptıklarını. Lastikle yapıldığına eminim. Ama büyük ihtimalle lastikli sistem, yani slow motion'da dahi anlaşılamıyor. Çok hızlı gerçekleşiyor olay. Evet, şurada siyah oyuncak lastikleri var. Siyah. Eğitim setlerininki daha farklı renkleri. Kırmızı, mavi ve beyaz olarak kontrol edilmişti. Umarım ilginizi çekmiştir. Hani ben defalarca izledim ben bu arkadaşları. Gerçekten keyifli bir şeyleri var. Maçları var idi. Evet, şimdi artık pneumatik sistemle ilgili kısmı sona erdireceğim. Artık diğer sistemlere bakalım biraz. Burada da lastiklerin gücü adına diyeceğiz. Lastikler bazı bize üzerinde depoladıkları enerjilerle hareket yaratma imkanı sağlıyorlar. Hem de motorsuz bir şekilde. Şimdi elimde bir tane model var. Bunu en son yanlış hatırlamıyorsam bu tam kapanmanın olduğu pandemi sırasında canlı yayında katılan yaklaşık 1,5 saatlik bir yayında o da. Onlarla beraber katılımcı arkadaşlarla hep beraber yapmıştık. Lego ile ilgilenenlerle. Şimdi buradaki mantığımız şu. Lastikli sistemlerde. Az önce gördüğünüz robot gidiyor sadece ve orada tak tak bir şeyleri kancalara geçiriyor ve oradaki görev modellerini alıyor. Şimdi önemli olan nokta her zaman hareketi kontrol edebilmek. Lastiğin üzerinde bir enerji biriktiriyor ve ben bunu acaba harekete nasıl dönüştürebilirim? Bunu benim ilk önce anlamam gerekiyor. Yani çocukların bunu anlaması gerekiyor. Çünkü eğer efektif kullanılırsa gerçekten çok verimli sistemler. Şimdi elimde basit bir model var. Teminki bu halka şeklinde, işte Gerard'ın üstündeki halka gibi bir halka olduğunu düşünelim. Ha, bu görev modeli yerde duruyor olsun ya da havada duruyor olsun. Hiç problem değil nerede oldu. Şimdi elimde bir tane şurada J şeklinde bir parça görüyorsunuz. Alttakini saklıyorum. O değil. Şu parça. Bu parça o halkaya hop bu şekilde geçmesini sağlamaya çalışacağım. Yapmam gereken tek şey şu. Oraya takıldı artık. Tekrar göstereyim. Yapmam gereken tek şey diğer parçayı ittirmek. Bu kadar olan şey. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Aslında iki tane temel prensip var. İki tane lastiğim var. Birincisi J'yi kapatmak istiyor sürekli. Yani kancayı kapatmak istiyor. İkincisi ise ona engel oluyor. Çünkü kendi direkt kapanmasını istemiyorum. Bir şey olduğunda kapanmasını istiyorum. Hani programlama gibi. Hani şu şart gerçekleşirse şu olsun gibi bir şey aslında. Robot giderken bir görev modeline, örneğin elim bir görev modeli olsun. Geliyor. Çarptı. Bakın diğer taraf havaya kalktı. Tetikleyen şey tamamen şu. Burada başka bir sistem var. Aynı menteşe gibi düşünün bunu. Bu eğer kapalıysa sistem kapalı. Ama bu açıldıysa sistem çalışıyor. Bu birinci sistem. Bir şeyleri almak için isterseniz yukarıdan aşağı, isterseniz aşağıdan yukarıya alacağınız bir sistem. Ve dairesel hareket var. Ne şekilde oluşuyor da? Tekrar bakalım. Dairesel hareket. Şu şekilde. J'ye bakalım. Yavaşça yapıyorum. Evet. Şöyle bir daire çiziyor. Dairenin merkez noktası şurası. Böyle bir daire çizecek. Yani şöyle bir hareket yapıyor. Bir de lineer sistemler var. Yani uzamsal. İleriye doğru hareket etmesini istiyorum. Ya da geriye doğru hareket etmesini istiyorum. Örneğin elimde şöyle bir model var. Bu model Interorbit sezonunda farklı bir rengi vardı. Ya görev modeli olarak vardı. Şimdi şu anda neydi olayı? Burada
bir dişli var. Bir başka dişli bunu çevirirse bu ileriye doğru gidiyor. Eyvallah. Ama şimdiki sistem çok farklı. Ben robotum gidiyor ileriye doğru ve bir şeye takılıyor. Takıldığı anda bu uzadı. Yani ne yaptım? Lineer bir hareket elde ettim. Şu şekilde çalışıyor temel prensip. Nerede kullanabilirim? Hatırlarsanız gene into orbit'e gidiyoruz ama hani orada gerçekten başarılı görevler vardı. Ortak görev diye anlıyorsam güneş panelini ittirmek gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte takımın bir tanesi yapmış. Robot sadece gidiyor oraya ve duvara çarpıyor. Duvara çarptığında bu uzuyor ve paneli diğer tarafa ittiriyor. Bu kadar. Motor falan hiçbir şey yok bu sistemde. Tamamen lastik. Yani lastik bile şey yapıyor sadece. Yani sistemi toplamaya yarıyor. Başka hiçbir şey yok lastik. Yani geriye gittikten sonra öne gelmesini sağlıyor. Çünkü robot duvardan ayrıldıktan sonra ne yapacak? Bunun tekrardan yerine gelmesi lazım. Yapılması gereken şey duvardan ayrıldıktan sonra bu sistemin toplamak. Basit bir lineer sistem. Yine bir lineer sistem. Bu sefer o hazır parça değil elimdeki. Tamamen kastım. Hani o parçayı bulamazsanız diye. Daha farklı bir parça. Şöyle. Gene robotun bir görev modeline yaslanmasıyla aktif hale geliyor gördüğünüz gibi. Uzaması biraz daha az ama onu ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Burada bir pivot nokta var. Lastik bunu geriyor ve arkada tutuyor sürekli. Ama ne zaman ki robot ileriye doğru gitti, bir şeye çarptı, hop bu lineer olarak ileriye doğru uzayabiliyor. Ha, bunun üzerine örneğin bir karabine takıp hop bir şeyi alıp geri gelebilir robot. Bunun ucuna taktığınız bir şeyle. Aynı şeydeki gibi hani makas sistemleri var ya, orada böyle yumruk atar ya da bir tane sıktığınızda hop gidip yakalar, çektiğinizde bıraktığınızda geri gelir. O tarz bir mekanik sistem. Bunlar da lastiklerin üzerindeki enerji biriktirmiş olan enerjiyi kullandığımız sistemler. Ve son olarak Lego amortisörlerimiz, Lego yaylarımız. Bunlar da içlerinde enerji barındırabiliyorlar. Çok fazla çeşidi var. Benim elimde 3 tip var sadece. Sadece onları gösterebileceğim. Bunların hepsinin farklı dirençleri var. Bu soft dediğimiz bayağı yumuşak bir sistem ama uzun. Uzama kabiliyeti daha yüksek. Amortisör. Başta ve sonda bağlantı noktaları var. Bu gri renkte ve brick Q-set'in içerisinden bol miktarda çıkıyor. Yani 3 ya da 4 tane tam hatırlamıyorum sayısını ama bayağı bir var içerisinde. Yani sistemi tasarlamak isterseniz bununla. Çok az oynuyor ama bir şeyleri aktif tutmak ya da bir şeyi ileride tutmak ya da geriye doğru gelen şeyi daha sonra ileriye itmesini sağlayacak ilk hareketi vermek için üzerinde depoladığı enerjiyi kullanabilirsiniz. Ve en sonuncusu sarı renkte. Sarı sert. Gerçekten sert. Örneğin çok ağır bir yük şekilde oraya robot çarpacak ve bir şeyin tetiklenmesini istiyorsunuz ya da geriye doğru gitmesini istiyorsunuz. Yani tamamen aradaki fark yayın sarımıyla ilgili. Bu yay daha gevşek sarılmış, bu daha sıkı sarılmış ve daha uzun. Dolayısıyla daha fazla ne yapabiliyor? Enerji depolayabiliyor üstünde. Ve bunun çeşitli daha farklı boyları da var. Daha geniş, daha büyük. Ve bunların hepsinin depoladıkları enerjiler farklı farklı. Evet, chat'e bakıyorum. Sizlere nereden ulaşabiliriz? Evet, örnek vereyim. V2 setinin içerisinde kırmızı ve sarı lastikler var. EV3 setinin genişleme paketinin içerisinde de var. EV3 setinin yedek parça olarak sadece lastiklerini alabildiğiniz bir paket içerisinde geliyor. Bir ayrı satın alma şekli var. Lastikler dediğim gibi eğitim setlerinin içerisinden çıkıyor. Nadiren de teknik setlerin içerisinden çıkıyor. Yani oyuncak versiyonu olan teknik setlerin içerisinde görebiliyoruz. Evet, şöyle değiştirdim ekranı. Bunların içerisinden bulabilirsiniz lastikleri. Beyaz lastik en küçük lastik. Çok çapı gerçekten küçük. Sarı en büyüğü. Mavi ve kırmızı var arada. Boyları çok yakın. Kırmızı biraz daha sarıya yakın. Mavi kırmızıdan biraz daha küçük. Yani en küçükten büyüğe bakarsak lastiklere beyaz, mavi, kırmızı ve sarı diye gittiğini görebiliriz. Bunların hepsinin gerilme şeyleri farklı. Ama unutmayın bunu yani elimde o boyda lastik yok. Lego lastiği yok. Şimdi bu da hani kural gereği orijinal lastik olmak zorunda. Lego lastiği olmak zorunda. Elinizde o boyda yoksa bunu sarabilirsiniz. Örneğin boyunu kısaltmak için. Farklı sistemler kullanabilirsiniz. Daha sert olması ya da daha yumuşak olması için
serbest bırakabilirsiniz. Bağlantı noktalarıyla oynayabilirsiniz. Hani ya burada çok gerildi, bu olmuyor. Biraz gevşeteyim, bir birim yukarıya alayım. Bakayım olacak mı? Olmadı, bu sefer çok bol oldu. Çaprazda bir yer yaratayım. Oraya takayım, oradan deneyeyim. Gibi lastik boylarıyla oynamanız mümkün her zaman. Evet, bir sorunuz var mı bilmiyorum. Benim anlatacaklarım temel olarak hareketsiz sistemlerle ilgili bu kadar. Bir sorunuz varsa yardımcı olabilirim. Bunun dışında hani imkan olur mu bilmiyorum. O şu modelleri yaptığımız yapım aşamalarının videoları var. Canlı yayın sırasında kaydedilmiş. Belki onları bir şekilde sizlere ulaştırma imkanımız olabilir. Hani fikir edinmeniz için, yani bu sistem son derece kaba canlı yayın sırasında yapılmış bir sistem. Ama çocuklarınız bunun üzerinde çalışarak prensibini anladıktan sonra çok daha uygun Lego parçalarıyla bunu çok daha ergonomik hale getirebilirler. Ama önemli olan nasıl çalıştığını anlamak sistemi. Yani dediğim gibi robot bir şeye çarpacak ve bu hareket edecek. Bunu yan koyarsanız ne olur? Robotunuzun üstüne. Örneğin bunu gidiyorsunuz. Robot bir şeye takıldı. Hop, bu sefer bu tarafa doğru kapattı. Yani yana doğru bir şey aldı. Yani o kadar farklı ufkunu açacaktır ki çocuklarınızın. Ya bir dakika, biz niye bunu daha önceden yapmadık diyeceklerdir, emin olun. Mutlaka bol bol video izlemelerini sağlayın çocukların. Hani bazen tersine mühendislik gerçekten çocukların çok ufkunu açabiliyor. Bizler de düşünemiyoruz bazen. Amaç onlara bir şeyler öğretebilmek sonuç itibariyle. Sorunuz varsa alabilirim. Bekliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Lego parçalarını tek olarak satan bir site mevcut. Paylaşmamız yasak değilse paylaşabilirim. Burada hani çok uygun olmayabilir. Ben çok şey yapamadım. Ben de bir iki tane biliyorum ama hoş değil. Ama şöyle yapabilirim. Ben size buradan bir telefonumu vereyim. Yani ben o insanları tanımıyorum ama daha önceden ben de aldım. Çünkü proje yapıyoruz. Aynı parçadan 40 tane gerekiyor. Yok, elimde belki 10 tane set var ama aynı parçadan 40 tane yok yani. Ne yapıyoruz? Hani gidip koca bir seti almak gereksiz. Böyle tek tek satan, parça satanlar var. Onlarla iletişime geçiyoruz. Onlar da bize kargoluyup gönderiyorlar ama hani çok uygun değil yani burada yazmak. Yazmayalım. Tamam. Ben teşekkür ederim. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir sizlere. Faydalı olacaktır. Şu son olarak bir parça daha göstereceğim. Bu bulunması biraz zor olabilir. Şöyle bir özel parça var. Az önce gösterdiğim T şeklindeki parçanın bir başka versiyonu aslında. T şeklindeki olan parça buydu. Bu T değil. Direkt uzatma parçası. Ve üzerindeki bir aks girişiyle bunu istediğiniz bir yere takıp aynı zamanda hortumları yönetmek için de kullanabiliyorsunuz. Böyle kaç parayla? 20 kuruş falan yani şu. Böyle bir şey almıştım ben de. Tamam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben Volkan Bey'e devrediyorum sözü. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yani hepimiz için çok yararlı oldu.